Eğer şu an bu videoyu yayınlıyorsam ya bir işim çıkmıştır ya Bitcoin ile ilgili çekebileceğim aklıma gelen bir video gelmemiştir. Ki bu zor bir ihtimal çünkü yorumlarınıza sürekli bakıyorum. Ya da dediğim gibi zaman bulamamışımdır ve arşivdeki videolarımdan bir tane yüklüyorum şu an. Yani müsait olamadığım zamanlarda sizlere verebileceğim fakat çok da önemli olmayan ufak ufak bilgiler. Ve bugünkü konuşacağımız konu bedava Bitcoin kazanmak. Çoğunuz başlıktaki bedava Bitcoin kazanmak yazısına istinaden geldi. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum ki bedava Bitcoin kazanmaktan bahsetmeyeceğim. Çünkü böyle bir şey yok. Yani şöyle düşünün, bedavadan size para veren bir yer var mı ya da bedavadan size dolar veren bir site, bir uygulama var mı? Varsa söyleyin, biz de kullanalım yani, bedavadan para sonuçta. Fakat bazı siteler bedava Bitcoin, işte ücretsiz Bitcoin kazan, şunu yap Bitcoin kazan falan gibi uygulamalardan bahsediyorlar ve bunların kesinlikle fake olduğunu, paranızı içeriden çekemeyeceğiniz, yani sitede biriktirdiğiniz o bakiyeyi, o gördüğünüz tax yazısını nakite çekemeyeceğiniz siteler bunlar. İşte Google Keça'lar var, işte bot olmadığımızı kanıtlamak için yazdığımız o iki kelimelik resimler var ya, hani aşağısına da yazıyoruz. Size bunları yaptırarak size Bitcoin verdiğini söyleyen siteler var. İşte ufak ufak oyunlar var, bu oyunları yaparsan Bitcoin kazanırsın, şunu kazanırsın diyen siteler var. Bunları kesinlikle aldırış etmenizi istemiyorum. Yani üzülürsünüz, üzülmenizi de istemediğim için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Denemeyin boşuna. Yani işte şunu yap Bitcoin kazan, bunu yap Bitcoin kazan. Ya Bitcoin olmuş 16.000 dolar, 17.000 dolar. Size kimse durduk yere Bitcoin veremez. Tamam, şuna da geleceğim. Abi ben yaptım, işte aldım biraz Bitcoin'imi diyenler olacak. Fakat şöyle bir şey var. O dediğim keçaları ya da herhangi ufak bir oyunu yapıp size Bitcoin'i verdiğini söyleyen siteler, yaptığınız her işlem başına size 5 satoshi veriyor. Yani Bitcoin'in 0 virgülden sonraki o 8 basamağının son basamağından 5 veriyor. Saatlerinizi, zamanlarınızı harcıyorsunuz ve belki de 1 hafta 2 hafta uğraşıp o en son basamaktaki 5 sayısını 2 basamak 3 basamak ilerletmeye çalışıyorsunuz. Hem zamanınızı harcıyorsunuz hem de boş yere harcıyorsunuz. Bunu yapmaktansa gerçekten elinize köşedeki 50-100 lirayı yatırarak bu işe girmek çok daha mantıklı. Hem zamanınıza yazık hem kaybedeceğiniz para çok büyük bir para değil. Zaman kaybetmiyorsunuz. Yazık değil, kaybetmiyorsunuz. Borsaya girmiş oluyorsunuz. Daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinebilirsiniz borsa içerisinde. Tecrübe edinebilirsiniz. Fakat kesinlikle bu sitelerde böyle bir şey yok. Bu sitelerde zamanınızı harcayıp bir de mesela o dediğim keça işlemlerini 10 dakikada bir yapabiliyorsunuz. 10 dakikada bir 5 satoshi. Saatte 30 satoshi ediyor. Yani bir sente bile gelmiyor. 0.001 falan oluyor. Çok saçma bir şey. Kesinlikle yapmayın yani. Bedava Bitcoin kazanmak zaten çok yanlış. Öyle bir şey yok, tekrardan söylüyorum ama. Tabii bunun yanında gerçekten para kazanabileceğiniz oyunlar var. İşte CryptoKitties oyunu mesela. Çok duymuşsunuzdur internette. Ethereum'la oynanan bir oyun. İşte belli bir ücrette Ethereum'la giriş yapıp kedi satın alıyorsunuz. Ve her iki kediniz olduğunda bunları çiftleştirerek yeni bir kedi oluşturuyorsunuz. Fakat işte algoritma çok farklı. Bu oluşacak kedinin üretim sayısı çok az olduğu zaman kediniz değerleniyor ve daha değerli hale geliyor. Daha fazla paraları satabiliyorsunuz. Yani eterlere satabiliyorsunuz. İşte örnek veriyorum. Zor bir ihtimal fakat olabilir. Algoritma sonuçta. İşte bir kedi aldınız. Başka bir kedi daha aldınız. Bunları çiftleştirdiniz. Çok değerli bir kedi sahibi oldunuz. Bu kediyi markette satarak daha fazla Ethereum kazanabiliyorsunuz. Fakat tekrardan da söylediğim gibi oyuna sıfır bir ücretle giriş yapmıyorsunuz. Elinizden bir bütçe koyup kumar oynuyorsunuz resmen. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Ben de oynadım. Gayet eğlenceli, hani merak ettiğim için oynadım. Ama sonuçta bunun içerisine de para yatırarak giriş yapıyorsunuz. Öyle iki tane keçe çözüp bu kadar para kazandım olmuyor. Bir diğer konuysa bu şeyleri yapıp çekemeyenler. Bundan bahsettim zaten ama işte forum sitelerinde falan gerçekten yeni giriş yapanlar, daha henüz Bitcoin ile ilgili bir fikir sahibi olmayanlar işte referans linklerini tak 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 yapıştırıyorlar. İşte sanıyorlar ki forumdaki herkes bedava Bitcoin mi dağıtıyor, hemen ben de alayım havasına girip onun referans linkinden milyonlarca Bitcoin üretip o keçeleri çözerek sanıyor ki kendisine çok büyük para gelecek, zengin olacak. O parayı içeriden çekemeyebilirsin. Zamanına yazık. Yani yazık. Tekrardan aynı şeyleri demek istemiyorum ama tavsiye etmiyorum. Bu konuyu böyle geçeyim. Bir diğer bahsetmek istediğim konu, videolarımın altına bazı akıllı arkadaşlar Binance ya da farklı bir borsanın referans linkini yapıştırıyorlar yorum olarak. Yani ben o 12 dakikalık video içerisinde montajsız hali 20-25 dakika. Ben kameramı hazırlamışım, ekran kaydımı başlatmışım, ses düzenini ayarlamışım, odamı temizlemişim. Video çekmişim 25 dakika. Sonra bunu montajlamışım. Sonra bunun ayarlarını yapıp YouTube'a yüklemişim. Sen
evinde oturuyorsun. Aa, adam video çekmiş, hemen referans linkimi yapıştırayım da millet benim referans linkimden girsin, para kazanayım. Kötülemek istemiyorum. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Fakat bilin ki ben sokakta ya da sabah çalışırken ya da akşam okuldayken yorumları tek tek kontrol ediyorum. Saat başı 2 saatte bir vesaire. Ve bütün yorumlarınızı tek tek siliyorum. Artık o kadar çok gelmeye başladı ki videolar daha fazla yayıldığı için. Artık böyle iş yapan kişileri kanaldan engelleyeceğim. Yani benim videolarımı göremeyeceksiniz. Gerçekten bilginiz olsun bu konuda. Boşa zaman kaybetmeyin. Uğraşın, videolarımı izleyip ya da videoları izleyip, YouTube'da binlerce video var. Bir fikir sahibi olun ve bir şeyler için uğraşın. Böyle bedavadan para kazanmak gerçekten çok yanlış. Bu konuyu da böyle geçeyim. Başka bahsedeceğim konu, bana mesela videolarda işte Bitcoin ile ilgili fikirlerimi söylüyorum ya. İşte abi biz de Bitcoin'i öğrenmek istiyoruz, nereden öğrenebiliriz gibi sorular geliyor. Ve özellikle son zamanlarda şey sorusu dikkatimi çekti. Sen Bitcoin'i nereden öğrendin? Ben Bitcoin'i 2 yıla yakındır tanıyorum. Kendisine birebir tanışıyoruz. Ben Bitcoin'i 2 yıl önce doğru düzgün tanımaya başladım. İsmini duymuştum. Fakat 2 yıl önce tam olarak merak edip bu işe girmeye çalıştım. Tabii ilk 6 ayım yaklaşık araştırmayla geçti. Ve ben Bitcoin'le ilgili öğrendiğim çoğu bilgiyi reklam olarak söylemiyorum. Aslında reklam olarak da algılayabilirsiniz. Kesinlikle gururla söylüyorum bunu. Ben Bitcoin ve kripto paralar ile ilgili ilk başlangıç bilgilerimi Alp Işık'tan öğrendim. Alp Işık'ı zaten görmüşsünüzdür elbet. Önerilenlerde çıkar ya da ana sayfanızda Bitcoin yazınca çıkar. Alp Işık YouTube sektörüne Bitcoin'i ilk tanıtan kişi diyebilirim. Türkiye için böyle, yurt dışı için olmayabilir tabii ki de ama sayılı kişilerdendir. Ben ilk 6 ay, 7 ay, 8 ay hala da izlemekteyim. Alp Işık'ın videolarını izleyerek Bitcoin'i tanıdım ve öğrendim. Yani şu an hala ondan da edindiğim bilgiler var. Fakat şu an ayırdım yani. Kendim de öğreniyorum. Forumlarda gezerek ya da işin içinde olduğum için artık tecrübelerimi size yansıtıyorum. Fakat Alp Işık Bitcoin ile ilgili tanıdığım, İzlediğim ve okuduğum en eski traderlardan, Bitcoin traderlarından. Kanalına ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına linkini bırakırım. Ama bunu reklam olarak söylemiyorum. Tamamen sorularınızın cevabı ve bununla karışık olarak da videonun arasında Alp'e teşekkür etmek için söyledim bunu. Bu konuyu da böyle geçebiliriz. Çok fazla soru geliyor. İşte hangi altcoin önerirsin? Bunu mu almalıyım, bunu mu almalıyım? Abi bunu yükselecek mi, daha yükselir mi gibi. Çok fazla geliyor. Hani yani Instagram, Twitter üstüne Facebook artık bitti. Yorumlarda da geliyor. Şununla da ilgili bir şey söyleyip videoyu kapatmayı düşünüyorum. Sizlere 3 hafta önce Ripple'la ilgili bir video çekmiştim ve ondan bir hafta sonra Ripple patladı. Hepiniz teşekkür ediyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildi. Tamamen sizi bilgilendirmek için çekmiştim bu videoyu. Fakat siz bana güvenip artı ekstra olarak da araştırıp Ripple'a yatırım yaptınız ve kazandınız. Ondan 2 hafta sonra, yani bir hafta önce de Tron'u anlatmıştım size. Ve Tron da 2-3 gün önce çok ciddi bir yükseliş yaptı. Ve çok teşekkür ettiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hep beraber kazanç sağladık. Bir videomda BitShare'ı söylemiştim. BitShare'e kesinlikle güveniyorum tarzı bir cümle kurmuştum. Bunu da dikkate alıp yatıranlar olmuş. BitShare için de bana çok teşekkür ediyorsunuz. Tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Fakat şunun da bilincinde olmanızı rica ediyorum. Çünkü gördüğüm diğer Bitcoin ile ilgili video çeken YouTuber'lardan edindiğim fikre göre ben size bir coin söylerim. Bütün coinlerde de söylediğim şeyi söylerim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Araştırın derim. Bana güvenip araştırıp ya da araştırmayı yatırım yaparsınız ve bu coin kaybeder. Böyle bir olay olursa eğer, ki elbet yaşarız böyle bir olay, gelip bana yorumlarda senin yüzünden paramı kaybettim, işte küfürler, işte sen bu işi yapma, sağdan soldan edindiğin bilgileri söylüyorsun, yalan konuşma gibi yorumlar yapmayın. Yapan birkaç kişi var. Ne kaybettirdiysem artık onu da bilmiyorum. Yapan birkaç kişi var. Bütün videolarımda da söylediğim gibi benim videolarımda bahsettiğim şeyler tamamen kendi fikrim, kendi araştırıp yorumlamam ve sizlere iletmek istediğim yatırım tavsiyesi olmayan bilgiler. Yani ben size bugün çıkıp Digibyte dersem, ki diyorum Digibyte araştırın ve sadece bana inanıp bana güvenip Digibyte alırsanız, finalde kaybederseniz, bu benim sorumluluğumda ya da benim tavsiyem üzerine değil. Ben sadece fikirlerimi bahsediyorum. Nasıl ofiste Tahsin'e ya da başka birine fikrimi anlatıyorsam, evde de daha fazla araştırıp kamera karşısında fikirlerimi anlatıyorum. Tabii izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O da apayrı bir konu. Çok seke seke ilerliyorum. Bunun da bilincinde olalım. Başka anlatmam gereken ne var? Son olarak da sürekli video çekemiyorum ki gördüğünüz gibi bu video bir arşiv videosu. Eskiden çektiğim bir video. Yeni yayınlıyorum. Sürekli video çekemiyorum. Çekmeye çalışıyorum 2 günde bir, 3 günde bir. Haftada en az 2-3 video atmaya çalışıyorum. Fakat ani bir pump durumunda, Bitcoin'in ya da altcoin'in patlaması ya da dibe vurma konusunda, bir haber doğrultusunda fiyatların etkilenmesiyle ilgili video çekip montajlayıp yüklemem çok zor oluyor. Yani uzun lafın kısası, sürekli video çekemiyorum. Hızlı bir şekilde video çekemiyorum. O yüzden Twitter
dakikasında sizlere ulaşabileceğim bir mecra. Ve açtım, kısa sürede de çok fazla takip isteği geldi. Orada size güvendiğim coinleri yazıyorum. Ani bir haber çıkarsa bunu paylaşıyorum. Fluid olarak kendi özel kişisel fikirlerimi yayıyorum. Beni Twitter adresimden takip etmeyi unutmayın. Şu köşede çıkan, şurada çıkacak galiba, animasyonda Twitter yapmak çok zor. Yani internetten almadığım için, kendim yaptığım için çok zor. Bir ara onunla da uğraşıp yapacağım. Fakat şu an şuraya koyamıyorum o animasyonu. Orada Instagram'ım var. Aynı orada yazan adres benim Twitter'ım için de geçerli. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yorumlarım, fikirlerim ve güzel coinleri aktarabilmek için güzel bir adres. Beni şuradan takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde bunu geç, bir de buradan da takip etmeyi unutmayın. Instagram. Oradan da sorular cevaplıyorum. Oradan da fikirlerimi sunuyorum. Ve sizlere çok güzel bir video çekeceğim. Bunu çok seveceğinizi düşünüyorum. Yani ben ilk öğrendiğimde 2 hafta önce falan öğrendim. Hayran kalmıştım bu olaya. Çünkü şöyle bir şey, şu risk, şu da kazanılan para. Normalde bunlar orantılı şekilde ilerler. Aynı kripto para borsasında da olduğu gibi. En sevdiğim böyle hani ufak paralarla çok paralar kazanma olayı ile ilgili bir şey öğrendim. Bunu paylaşacağım. Yani riski tepeye vurup kazanılan parayı da tepeye vurma olayını anlatacağım. Bunun çok yakında videosunu çekeceğim. 2-3 gün içerisinde kanalımda olur umarım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yan kutucuktan da bildirimleri açmayı unutmayın. Ki yeni videolarım bildirim olarak telefonunuza gelebilsin. Onu açmadığınız zaman gelmiyor bildirimler tam olarak. Beni sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Depo video. Bir de artık bunu yapacağım. Hani şey yapıyordum ya, görüşürüz deyip işte böyle karartıyordum ekranı. Karartmıyorum artık. Mesela şöyle duracağım. Şurada bir video çıkacak. Bu videoyu kesinlikle izlemeyi unutmayın. Güzel bir video. Hani güzel bayağı. Yorumlarınızı da bekliyorum o videoya. Acaba o video hakkında ne düşünüyorsunuz? 5, 4, 3, 2, 1.